Merhabalar Business Channel Türkiye izleyicileri. Her zaman olduğu gibi bugün de bir işi bilen programda sizlerleyiz. Ve işi bilen kısmında bugün değerli bir konuğumuz var, değerli bir hocamız var. İstanbul'dan geliyor. Yardımcı doçent doktor Neslihan Aktaş. Bugün konuğumuz. Dilerseniz öncelikle kendisine bir hoş geldiniz diyelim. Sizleri tanıtalım. Ardından da sohbetimize başlıyoruz. Hoş geldiniz Neslihan Hanım. Nasılsınız? Hoş bulduk Özge Hanım. Çok teşekkürler. Sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Bizler deyiz hocam. Sizler gibi böyle fit, sağlıklı inşallah bireyler olma yolunda ilerliyoruz. Sizleri tanıyabilir miyiz öncelikle? Buyurun lütfen. Çok teşekkürler. Sağ olun. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunuyum. İç hastalıkları uzmanıyım. Sağlıklı yaşam ve metabolizma bozukluklarıyla ilgileniyorum. Yaklaşık 6 yıl kadar çeşitli özel hastanelerde çalıştıktan sonra bir 3-4 aydır da Bakırköy'de kendi muayenehanemde hizmet veriyorum. Ne kadar güzel. Daha çok yani bu anlamda sıkıntı yaşayanlarla aslında birebir iletişim halinde o yolu aslında gösteriyorsunuz. Çok güzel, çok keyifli oluyor. Çok ve hocam yani hayatlara o kadar çok dokunuyorsunuz ki insan hayatının öncesinden ve sonrasından diye bence şahsen değiştiğini düşünüyorum. Çünkü sağlık çok başka. Belki kıymetini bilemiyoruz. Bilemeyen hastalar belki sonrasında pişman olup sizin kapısını çalıyor ama iş işten geçmeden diyelim sizler zaten o yolu en güzelinden, en başından göstermiş oluyorsunuz. O yüzden şöyle konunun başına da gelecek olursak da sağlıklı yaşam hep dile getiriyoruz. Sizler de hep bizlere söylüyorsunuz. Sağlıklı yaşam ve metabolizm arasındaki aslında bağ nedir? Sağlıklı yaşam dediğimiz şey hastalıklardan uzak, uzun ve mutlu bir yaşamdır aslında. Eskiden insanlar tamamen hasta oldukları zaman doktora gidip iyileşmeyi beklerlerdi. Bizler de onları tedavi ederdik ve iyileşirlerdi. Ama aslında artık dünyada ve ülkemizde trendler değişiyor. Hastaların beklentileri farklılaşıyor. Aslında hasta da dememek lazım onlara. İnsanlar şu saatten sonra nasıl genç görünürüm, nasıl daha uzun süre yaşarım, daha dinç, sağlıklı görünürümün peşine düştüler. Biz buna fonksiyonel tıp diyoruz aslında. Bu kişinin daha uzun süre, ömür boyu esenlik hali, sıhhatli olması demektir. Yaşam kalitesini arttırarak da bunu sağlamamız mümkün. Sağlıklı bir yaşam için neler yapmamız gerekiyor peki? Sağlıklı yaşam için aslında olmazsa olmazımız, temelimiz ideal kilomuza ulaşmak. Peki nedir bu ideal kilo? Zayıf olan birinin kilo alması, kilolu olan birinin kilo verip ideal kilosuna ulaşması demek. İdeal kilomuza ulaşmazsak, ne yaparsak yapalım, hasta olmaktan kurtulamayız. Pek çok hastalığın, hatta kanserlerin bile temelinde artık altta yatan pek çok kanserin nedeni kilo, obezite oluyor. Bunun dışında mutlaka ideal kiloya ulaşmak için tabii ki kahvaltıyı ihmal etmeyeceğiz. Dengeli besleneceğiz. Dengeli besleneceğiz derken 3 ana öğün mutlaka yiyeceğiz. Günde 10-12 bardak suyumuzu tüketeceğiz. Bu sırada yağdan tamamen fakir, karbonhidrat ve proteinin dengelenmiş olduğu bir besin planımız, programımız olacak. Egzersizi hayatımıza mutlaka katacağız. Haftada 3 kez 30 ila 45 dakika tempolu yürüyüş mutlaka yapacağız. Alkol, sigara kullanmayacağız. Uykumuz düzenli olacak. Aşılanacağız, bağışıklığımızı güçlendireceğiz. Stresi hayatımızdan mümkün olduğunca çıkarmaya çalışacağız. Sağlıklı yaşamın olmazsa olmazları bunlar aslında. Hepimizin artık bilip bir de uygulamadığı bir dönem var değil mi Neslihan Hanım? Eskiden hadi bunlar bilinmiyordu diyelim. Yani bu kadar belki kolay değildi öğrenebilmek. İnternet bu kadar revaçlı değildi. Her bilgiyi bir tıkla belki öğrenebiliyoruz. Biz artık bunların çoğunu belki görüp okuyup bir şekilde izleyip görüyoruz ama yine bu işin içine girememizin sebebi yani sağlığı neden biz böyle iteliyoruz elimizde aslında? Aslında bu bahsettiğimiz konuların hepsi modern hayatın bize eksileri diyebiliriz. Tamamen evle iş arası arabayla gidip geliyoruz. Eve geliyoruz, televizyonun başına geçiyoruz. Düzenli beslenmiyoruz, geç saatte yemek yiyoruz, hareket etmiyoruz. Evet. Beslendiğimiz zaman pratik olması açısından fast food, abur cubur ya da dengesiz beslenmeyi tercih ediyoruz. Bunların hepsi de bize kilo olarak, hastalık olarak geri dönüyor. Özellikle bu şekilde beslenmeyle göbek çevresinde, bel çevresinde yağlanmalar meydana geliyor. Kadında 88 santim, erkeklerde 102 santimin üzeri bel çevresi yağlanmaları zaten risk grubudur. Hipertansiyon, kalp hastalıkları, diyabet, felç, inme hepsinin nedeninde aslında bu yağlanmalar yatıyor. Yani modern yaşamın dediğim gibi bize en büyük zararı bu hareketsizliğimiz. Fast food, çabuk pratik beslenme oluyor. Doğru. Yani lezzetli gibi gelip yedikçe belki iştahımız artıyor. Soslarla daha bir belki biz onu süslüyoruz.
Ama onun için de hocam tabii siz daha iyi bilirsiniz. Bir bağışıklık kazansın diye, yani alışkanlığımız olsun diye o lezzet bir şekilde katkılarla Aynen sağlanıyor. öyle. O yüzden bize lezzetli geliyor. Doğru. Bir sebze dediğimiz zaman hepimiz belki burun bükebiliyoruz. Ama asıl vitamin, bize olan sağlık o sebzede yatıyor aslında, değil Aynen mi? öyle. Biz bu kısmın yanında bir de hastayı metabolik olarak ele alıyoruz. Yani altta yatan bir insülin direnci, tiroid hormonu yetmezliği ya da vitamin eksiklikleri var mı? Onları değerlendiriyoruz Özge Hanım. Çünkü sizde bu tür metabolik bozukluklar varsa istediğiniz kadar spor yapın, isterseniz aç gezin, kilo veremezsiniz. Vitamin eksiklikleri insülin direncini tetikliyor. Yine tiroid bezinin yetmezliği, eğer tiroid hormonunu vücudun motoru gibi algılarsak tiroid bezini, bu motorun yavaşlaması sizin bazal metabolizmanızın, daha doğrusu vücudunuzun bazal metabolizmaya geçip daha az kalori yakmasına ve daha fazla kilo almanıza yol açıyor. Biz kliniğimize hastalarımız geldiği zaman ilk önce kan tetkiklerini yaparak işe başlıyoruz. Bu kan tetkiklerinde altta yatan metabolik bir bozukluk olup olmadığına bakıyoruz. Bu bozukluk varsa ben hastalarıma ona uygun tedavi planlıyorum ve onu diyetisyenime gönderiyorum. Diyetisyenimiz hastanın boyuna, yaşına, kilosuna, altta yatan metabolik bozukluğuna uygun diyet programları oluşturuyor. Olmazsa olmaz tekrar her zaman söylediğimiz diyet kişiye özeldir diyoruz. O kişinin insülin direnci, gluten alerjisi, laktoz intoleransı, gıda alerjileri varsa ona uygun mutlaka diyetinin planlanması gerekiyor. Yani diyet kişiseldir diyoruz her zaman için. Yine biz bu hastaları her ay düzenli olarak o kan tetkiklerine bakarak takibini yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Değerlerinde verdiğimiz diyet programıyla, sağlıklı beslenme önerileriyle ne kadar düzenli olmuş, onları görme şansımız oluyor. Bazen de buna bağlı eksiklikler ortaya çıkıyorsa onu yerine koyuyoruz. Onlara düzenli dengede gitmesini sağlıyoruz. Süper. Bir de hocam, sizlere gelmeden, danışmadan ben yaparım deyip sizlerden daha iyi bildiklerini düşündükleri kimi kişilerde şok diyetleri adı üzerinde diyelim veya işte falanca kişileri duyuyorlar. Aa, falanca çay varmış, o vermiş, ben de veririm. Ama kendi metabolizmasını bilmeden, tanımadan vücudunu, belki bir rahatsızlığı var ve farkında değil. Okuyoruz, gördüğümüz belki bile bile lades deyip o belki bitkisel diye adlandırılan işte ilaçları diyeyim alıyorlar, tüketiyorlar. Kendilerince bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Halbuki sizlere gelseler, korkmadan, belki çekinmeden, ki bir şey de yok hani işin ucunda, ama bu tür o kırılma noktasını nasıl aşmaları gerekiyor? Şimdi şok diyetler aslında insanın kolayına geldiği için, daha doğrusu kısa sürede güzel bir yanıt elde etmeyi düşündükleri için kişilerin uyguladığı diyetler oluyor. Ama biz hiçbir zaman şok diyetleri önermiyoruz. Bizim uyguladığımız diyetler her besin grubunu haftalık olarak hastalarımıza veriyoruz. Hiçbir şeyden mahrum bırakmıyoruz. Ve arada bu besin değerlerini, besin gruplarını değiştirerek vücudun ona alışmasına engel olup daha güzel yanıt vermesini sağlıyoruz. Şok diyet denildiği zaman genellikle kalori ihtiyacını glikozun depo şekli olan glikojenden vücut karşıladığı zaman, kas ve karaciğerde depolanmış glikojenden karşıladığı zaman, glikojen kaybı ile beraber her bir birim glikojen kaybı ile 3 birim su kaybedilir. Hasta tartıya çıktığı zaman kilo kaybettiğini zannettiğinde aslında kaybettiği vücuttaki sıvıdır. Böyle bir yanılsama vardır bu diyetlerde. Bu diyetler sırasında kıtlık olarak algıladığında vücutta hormonlar devreye girdiğinde yediğiniz her şey yağ olarak depolanır. Böyle bir dezavantajları vardır. Yine bu diyetlerde kaybedilen her zaman için kastır, yağ değildir. Yani aslında çok kısa sürede çok güzel yanıtlar alacağız diyerekten vücudumuza en büyük zararı vermiş oluyoruz. Kesinlikle, ve sizin aslında göstermiş olduğunuz yol kalıcı bir çözüm. Aynen öyle. Yani hayat standardını değiştiriyorsunuz. Olması gerekeni aslında Doğru veriyorsunuz. beslenmeyi öğreterek daha enerjik, daha canlı, daha pozitif, bağışıklık sistemi güçlenmiş insanlar, Kesinlikle. hastalarımız bu şekilde aslında oluyorlar tamamen. Ve hayatta o kadar güzel, canlı, mutlu bir şekilde devam ettiriyorlar Aynen öyle. açıkçası. Peki hocam, obezle ilgili neler düşünüyorsunuz? Artık o son nokta mı oluyor cerrahi yöntem? Şöyle, ülkemizde obezite cerrahisi maalesef son yıllarda çok artmış Arttı değil mi? vaziyette. Bunun pek çok nedeni var. Yine hastalarımızın kolayı tercih etmeleri, çok kısa sürede kalıcı
olduğunu düşündükleri, yanıt almak istemeleri, ki en büyük yanlış bu aslında. Ve maalesef hekim arkadaşlarımız tarafından da bunların kolaylıkla artık yapılıyor olması. Gerçekten gereklilik olsun olmasın. Obezite tek başına bir hastalık değildir aslında. Obezitenin altında mutlaka metabolik, hormonal, psikolojik bozukluklar yatar. Siz bu rahatsızlıkları tedavi etmedikten sonra bu hastalığı tedavi edemezsiniz. Obezite cerrahisinde eskiden 40 ve üzeri vücut kitle endeksi dediğimiz değerler ameliyat edilirdi. Ya da hastanın vücut kitle endeksi 35'in üzerinde ve ona eşlik eden tansiyon, karaciğer yağlanması, şeker hastalığı, uyku apnesi gibi hastalıklar varsa ameliyat edilirdi. Vücut kitle endeksi dediğimiz değer bizim kilomuzun, boyumuzun metrekaresine bölünmesiyle elde ettiğimiz değerdir. Bu değer 18'in altındaysa düşük kilolu, 20-25 arasındaysa normal, 25-30 arasındaysa kilolu, 30-35 arasındaysa birinci dereceden obez, 35-40 arasındaysa ikinci dereceden obez, 40'ın üzerindeyse morbid obez olarak adlandırılırdı. Dediğim gibi 40'ın üzeri her zaman için cerrahi gerektiren bir durumdur. Ancak hastaların yanıldığı şöyle bir şey oluyor. Bu morbid obez ameliyatlarından sonra dahi hastalarımız tekrardan kilo almaya başlıyorlar. En son benim söylemek istediğim bu obezite cerrahisiyle ilgili. Biz kliniğimizde obezite cerrahisi ameliyatı önerilen pek çok hastaya tamamen diyetle ve egzersizle kilo verdiriyoruz. Ve aslında hiç ameliyatsız bunun yapılabildiğini göstermiş oluyoruz. Bizim kliniğimizde hangi grupta hastalar geliyor dersek, genç erişkinlerden tutun, gebelere, emziren annelere, erişkinlere, çocuklara kadar pek çok hasta grubundan misafirimiz, hastamız oluyor. Biz doğru beslenmeyle, dengeli beslenmeyle o estetik olayına da katkıda bulunuyoruz. Dışarıdan tamamen estetik cerrahların, plastik cerrahların yaptığı o dokunuşlara biz de içten bir dokunuş yapıyoruz. Hastalarımızın cildi parlıyor, saçı parlıyor, gürleşiyor, güzelleşiyorlar. İçten bir güzellik veriyoruz onlara. Değerlerini düzeltip, dengeli besleyip. Onun dışında gebelere özellikle ideal kilolarında doğum yapmaları için doğru beslenme şeklini öğretiyoruz. Gebelik süresince onların takiplerini yapıyoruz. Hem bebek sağlığı hem de anne sağlığı açısından kilolu doğumun, yani kilolu gebe kalmanın risklerini anlatıyoruz. Bebek açısından sıkıntılarını anlatıyoruz. Yine annemiz doğum sonrası emzirme döneminde bize geldiğinde ideal kilosuna ulaşmasını sağlıyoruz. Emzirirken sütünün artmasını sağlayacak şekilde onu besliyoruz. Adolesanlarımız, yani genç ergenlerimiz özellikle böyle okulla ev arasında mekik dokurken tek sosyalliklerinin iPhone'lar, iPad'ler olduğu bir dönemde yemek saatleri düzensiz oluyor, gece geç saatlerde yemek yiyorlar, dengesiz besleniyorlar. Yine aynı sınav dönemlerinde strese ve masa başında vakit geçirmeye bağlı olarak kilo artışları oluyor. Biz onlarla beraber bu süreci yönetiyoruz. Aslında her yaşa, her gruba yönelik doğru, düzenli, dengeli beslenmeyi öğretiyoruz. Süpersiniz. İyi ki de varsınız hocam. Çok teşekkürler. İyi ki de bunların tam odak noktasında olup bizlerle paylaşıyorsunuz. Umarız ki bunları artık sadece kulağımızı küpe yapmayız. Hayatımıza da sizin söylemişliklerinizi geçiririz ki daha sağlıklı bir birey oluruz. Sağlık hakikaten de her şeyin başında geliyor. Ben şunu söylemek istiyorum. Siz basit olarak yediğinizi yarıya indirip egzersizinizi iki kata çıkardığınız zaman her zaman kilo verirsiniz. Böyle değil. Altta yatan bir bozukluk varsa, dengeli beslenmiyorsanız, bunu bir doktor kontrolünde yapmıyorsanız her zaman için verdiğinizin daha fazlasını geri alırsınız. Verdiğiniz o kilonun da vücudunuzda pek çok sakıncası olduğunu da görmezden gelirsiniz. Çok doğru. Pazartesi başlayıp işte salı günü bırakanlardan olmamak var hala değil mi? Ve sizin dediğiniz gibi hocam o dip nokta çok önemli gerçekten de. Hayatımızı katmak ve sizin de yapamadığımız noktada kapınızı çalmakta fayda var diyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum size hocam. Ben teşekkür ederim. Sağlıklı günler diliyorum sizlere de. Çok teşekkürler. Sağ olun. Her şey gönlünüzce olsun. Nice güzel başarılarda da isminiz, imzanızı görmek temellisiyle. Sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Her zaman dediğimiz gibi efendim, işi bilen kısmında bugün değerli bir konuğumuz, değerli bir hocamız vardı. Yardımcı doçent doktor Neslihan Aktaş konuğumuzdu. Bir sonraki işi bilen programında görüşebilmek dileğiyle. Hoşça kalın.